Avcı ile Ali muhabbet ediyor. Şu aşağıda çeşmenin orada kurt varmış. Avcı görmüş aşağı doğru. Kurt aşağı doğru inmiş ama... Bakayım böyle arkada. Tamam çıkarma çıkarma. Nereden geliyorsun, nerelisin? Kirliyim. Kirden mi geliyorsun? Avcı derneğine üyesiniz. Evet. Buralar çetin yerler, kayalık, çetin, dik ama otlu yerler, otu bol olduğu yerler. Hayvan daha basa içini dolduruyor. Bu dağlarda koyunu yaymak bir tarafa, yürümek başlı başına bir problem. Her taş oynuyor. Bastığın an taşla birlikte aşağıya gidiyorsun. Koyunun bir ucu şu tarafa gidiyor. Bir ucu bu önde. Nereye gitmiş? Avcı ile Ali muhabbet ediyor. Şu aşağıda çeşmenin orada kurt varmış. Avcı görmüş aşağı doğru. Kurt aşağı doğru inmiş ama nerede? Suya gelmiş. Ali dün buralarda koyunları yaymış arkadaşlar. Dün Ali koyunlara geldi, buralarda yaymış. Yaklaşık bir 25 tane koyun bölmüş. Koyunlar buradan tepeye çıkmışlar. Allah'tan içinde bir tane doğurmuş koyun, yani kuzusu evde olan 2-3 gündür doğurmuş koyun açtı, dağa geldi. Biz ikimiz onları aramaya geldik. Koyunlar yukarı gitmiş, kayalığın dibinde, bir kayanın dibinde yatmış. Demek ki gece boyunca yatmamışlar. Geç kalktılar. Koyunları bulduk, getirdik. 22 taneydi. Aşağıda da Avcı çeşmeye inmiş. Biz hemen üst tarafındayken diyor kurt buradaydı daha yeni diyor. Yani avcı tam benim aşağımda, ben onun yukarı tarafındaydım. Görseydim çekerdi. Avcı diyor aşağıya gitti. Avcı da benim aşağı tarafından geliyor. Yakın gelse biraz hem sohbet ederim. Köpekler de hiçbir tepki vermiyorlar. Bilmiyorum. Kurt aşağı doğru gelmiş. Ben üst tarafındaydım. Karşıya mı geçti acaba? Karşıya geçmiştir diye tahmin ediyorum. Karşıya nereye geçti? Bak bugün de cumartesi arkadaşlar. Avcılar burada takır takır mermi atıyorlar. Avcı da orada giden kurdu gören avcı odur. Hemen benim aşağı tarafımda kurdu avcı görmüş. Tam bizim suladığımız yerin üstünde suya gelmiş kurt. Orada görmüş.
koyun var. Bu kayanın dibine gelmişler, yani tam şu sivri noktanın dibinde yapmışlardı. Zaten oranın başına çıktıklarında biz aşağıda Ali gördü. Geldi burada aldı, getirdik sürüye kattı. Gene de Allah'ta bir şey olmamış arkadaşlar, yani biz de dedik kurt murt denk gelir. Avcılar çok mermi sıktığı için kurtlar bu bölgede tedirgin oluyorlar. O da kurt ta suya kadar inmiş. Yani koruyan korumuş arkadaşlar. Allah korumuş. Yazık, günahtır. Hayvanlar. Biraz pasif davranırsan, iyi bakmazsan bu mevsim rahatça bölünürler. Çünkü hava istedikleri gibi serin. Ondandır. Gene de doğurmuş koyun eğer gelmiş olsaydı, ben genelde bu tarafa gelmiyorum. Köyün arka yüzlerine gidiyorum, o taraflara. Alır koyunu oraya giderdim. Bir tane de koç içindeydi, fark ederdim ama ne zaman fark ederdim onu bilmek lazım. İş işten geçer miydi? Yoksa erken mi fark ederdim bilmiyorum. Çok da yok. 22 tane koyun geç fark edilir. Ta bu tepelerde yayılmışlar demek. Şunu da açıklayayım. Koyun kendi yer diminin dışına çıkmaz. Yani yayıldığı bölgenin dışına çıkmaz. Geri gelir o bölgesine. Yani koyun büyük ihtimalle, eğer farkına varmasaydık, çık olmasaydı köye doğru inerdi. Yani eve doğru gelirdi. Sürüyü arardı. Gelirdi işte. Kurt çok arkadaşlar. Hiç affetmiyor. Tepelerde bakıyor. Gördü mü işini bitirir, hiç eyvallah bile çekmez. Dikkat etmek lazım. Her zaman da diyorum, dikkat et önüne arkasına. Çok çetin yerlere, bölünecek yerlere. Koyun kolay kolay kendini bırakmaz birbirini. Hemen arar birbirini ama kaya, dağ geldi mi onun da farkına varmaz. Arkadaşlar bu arada koyunlar dün akşam bölündü. Gece dağda kaldılar. Yani geceyi dağdan geçirmişler. Gelince ben içeride yaklaşık bir 5-10 tane kuzu, son doğuranlar, havalar iyi sıcak diye dışarı salıyorum koyunları. Oradan fark etmedik. Sabah hava biraz soğuk ve yağışlı gözüktüğü için doğuran koyunları evde bırakak dedik. Yani soğuk hava akımına maruz kalmasınlar diye, sütleri çekilmesin diye. Ondan fark ettik sabah erkenden. Koyunları geldik işte. Bu tepede bulduk. Tepede yatmışlar orada. 22 tane koyun, bir tane 21 tane koyun, bir kuzu, koyun, koç, bir tane koç. Taştık'ın oralarında bölünmüş dün akşamüstü. Oradan çıkmış gitmiş. Avcılar sıkıyor tekrardan. Kurdu da aradım aradım bulamadım. Ya sürüyle kurt arası yaklaşık 150 metreydi. Avcının söylediğine göre, tabii dedi, kurt su içiyordu, suya gelmişti.
Avcı suyun üzerinde gürüyü kurdu. Ve duman zaten küçük. Daha işi bilmiyor. Eski köpeklerimiz olsaydı mesela Mikiler, Karabaş onlar olsaydı var ya hemen izini fark ederlerdi. Çünkü kesin kurdun geçtiği bölgeden ben geçtim koyunlarla. Kokusunu aldılar mı kurşun gibi tararlardı orayı. Tarar onu bulurlardı hemen. Yani köpek arkadaşlar çekirdekten kurtçu olacak, güzel yetişmiş olacak ki bu gibi şeylerde hemen fark etsin. Yani kurdu öldürmesin, yakalamasın da. Ama bölgede uzaklaştırması çok önemli. Duman sen benim önümü kokluyorsun, arkamı kokluyorsun. Gittiğim yolu kokluyorsun. Anlamadım seni. Peşimde geliyorsun. Tepede bir şey var ama kurt mudur nedir bilmiyorum. Biraz bakalım tam o tepede. Tam tepede arkadaşlar. Tam böyle kafası görüyor. Tam ufukta kafası bedeli görüyor. Taşın dibinde duruyor. Yanında da bir taş var. Kurttur arkadaşlar. O söylediğim kurttur işte. Kımıldamıyor, kımıldıyor. Kafası kımıldıyor. Tam şimdi emin oldum kurttur. Tam o tepede. Tam kayanın başında. O kayanın başında. Avcılar sıkıyor mermileri. Tedirgin oluyorlar. Hele dur iyice bakayım arkadaşlar. Görmek istiyorum ama. Tepedeki kurttu arkadaşlar. Ama mesafe çoktu. Mesafe çoktu gitti zaten. Avcılar da şu aşağı tarafta bolca mermi sıkıyorlar. Orada şimdi kekiklere sıktılar. 3-5 mermi attılar. Kurt da kaçtı gitti oradan. Arkadaşlar biraz çomardan bahsedeyim size. Çomarın hareketleri, tavrı yani 3-4 gün, 5 gündür benimle koyuna gidiyor. Çomar şimdi de koyunun içinde orada. Koyunun arkasında koyunu takip ediyor, gidiyor. Demin ki kurdun orada olması ben kurdu görmedim ama avcı görmüştü. Oraya uyanmaması bilmiyorum. Belki de oradan geçmemiştir. Direkt taralardan gelmiştir. Su içip tekrar gitmiş. Ya da bu yönden gelip gitmiştir. O da olabilir. Bütün her şeyi değerlendirmek lazım. Bu yokuşlara girdik arkadaşlar. Böyle dağların. Tam dik. Burada taş yuvarlandığı zaman yani kamerada gözüktüğü gibi değil. Çok dik. Güzel yeşil otlar var buralarda böyle. Koyunlar bunları toplayıp yiyor. Biraz çomardan bahsedeyim size.
Çomar davarcı bir köpek, yani koyuna aşık bir köpek. Zaten gönderen arkadaş da depremden bu yana hayvanları sattığını, depremde hayvanları telef olmuş. Önce geçmiş olsun. O günden bu yana daha köpekleri de varmış. Yani meydancı dedikleri köpekler. İpte biraz kalmış. Şu an fiziksel yapısı çok yorgun. Yani koyunla yürüyor, oturuyor. Koyun bir 50 metre giderse geri kalkıyor, bir 50 metre gidiyor. Yani koyunun falan mesafesini açmıyor. O güzel bir davranış. Tabii ki tam mesela bugüne dek ilk geldi 1-2 gün dumanın önünde yeme yala almıyordu. Sabah dumana bir çöktü, azalttı dumanı, kızdı yani, sen ben yemek yiyorum, sen niye müdahale ediyorsun dedi. O hareketi yaptı. Demek ki yavaş yavaş samimiyetlik büyüyor. Samimiyetlik büyüdükçe kişilikleri daha farklı ortaya çıkar. Mesela özgüvenli olur, ondan sonra karoyla birbirine alıştı mı iyice. Karo'nun desteğini arkasına alırsa daha özgüvenli olur. Her şeye daha rahatça gidebilir diye tahmin ediyorum, ama karakteri, kişiliği güzel bir köpek. Öyle aç gözlü olsun, çobanın peşine versin, öyle gözü yiyecek bir şey de olsun yok. Bak yatıyordu, tekrardan kalktı. Koyunların peşinde, koyunlar da burada. Koyunların peşine gidip ta şu tepeye kadar yürür, orada gene durur. Gene koyun biraz ilerlerse o şekil. Fiziksel yapısı biraz yorgun. Duman yorgun değil, duman işi bilmiyor. Ama şunu da söyleyeyim, altını çizerek, köpek sürünün yanında olmadığı sürece tepedeki kurtlar koyunu izliyorlar, seni izliyorlar, tamamıyla çobanı izliyor. Köpek olmazsa fırsat bulduğu an alıyor. Baharda mantar toplamaya gittim ya, normalde o kurt hep peşimdeydi, bırakmadım. Sadece bir kuzunun hafif boynunu yaraladı. Ama başka da hiç bırakmadım. Kaç kere geldi, en az 10 kere geldi. 10 kere de ben kovdum, bırakmadım koyunun üstüne. El feneriyle, taşlarla, gündüz kovalayarak, sonra 3-5 kere de karu kovaladı güzel. Karu bir kere çok kötü sıkıştırdı. Ondan sonra görmedim. Sonra en son dişisini aldı, 3 yavrusunu aldı. Ali koyunlardayken koyunlara saldırdı. Ve 2 tane yaraladı. Birini biraz boynunu yırtmıştı. Ama koyun kurtuldu şimdi, iyi güzel. Diğerinde de bir diş izi vardı. 2 diş izi. O da iyi. Koyunların ikisi durumları iyi şimdi. O zaman tekrar meydana çıktı. Şimdi tekrardan karoyu maroyu görüyor. Avarı getirirken sürüler de dağda çekildi şimdilik. Bundan sonra daha dikkatli olmak lazım. Duman tepede bir tane tilki gördü hemen. Duman koştu. Ben de bakayım dedim. Ne o? Tilkiydi. Tilki kovalamaya gidiyor. Ben tilkiyi ta tepede çıkarken gördüm. Kamerayı çıkarana kadar tilki tepeyi açtı. Ama duman tam oradan gidecek, havlamadan gitti. Güzel bir... Orada değil. Biraz daha yukarı git, tam ağacı, çam ağacının dibinden çıktı duman.
Koyunlar da bu araya girdi, öyle bir yayılıyor, kabaldamıyorlar. Otlu yeri gördüler. Yayılıyorlar. Tamam, bir şey anlamadı. Evet, bir tilki gördü orada ama tilki nereye gitti duman diyor. Nerede kayboldu? Bir avcı çıktı oradan. Duman avcıya çok kızıyor. Duman çok yoğun kızıyor ama şey, hiç tepki göstermedi avcıya. Aleyküm selam avcı kardeş. Duman sus. Sus. Sus Duman. Daha yavrudur, korkma. Yavrudur diyor, bu kimdir, bu nereden geliyor? Aleyküm selam, yoruldun mu? Yorulma mı ya? He? Yoruldum. Daha çok çetin ya. Çok çetin. Bir şey avladın mı? Bir şey avladım. Hadi bakayım böyle arkada. Tamam, çıkarma çıkarma. Nereden geliyorsun, nerelisin? Kirliyim. Kirliden mi geliyorsun? Avcı derneğine üyesiniz. Üyeyim. Evet. Alabildiğim. Ben YouTube'da yayın yapıyorum. Sen YouTube'da paylaşacağım. Avcı, şöyle bir soru sorayım. Avcılığı seviyor musun? Avcılığı seviyor. Ya bayır bunlar dolanır mı? Şu defeleri tavır. Sus. Sus. Kurt gördün mü hiç? Yok. Çok yerde sekizim tane koyun vardı. Sabah. Duruyorlar mı yerde? Sabah buradalardı. Kaldık. Bizim koyunlar bölünmüştü, oraya gitmişti. Tepedeydi ama indi mi tepede bilmiyor. 8-10 tane var. O sivri kayanın dibindeydi değil mi? Biz gittik. Tam şu büyük kayanın orada değil mi? 8-10 tane, 20 civarındaydı. Valla 20 tane yoktu herhalde. 10-12 tane bir şeydi. Saymadım da. Topluydu. Bölünmüş, oraya gitmişler. Durun. Peki bir tane takipçi sormuştu. Neden avcılar avlanıyor? Ya zevk meselesi bu ya. Zevk. Öyle zevk olur mu ya? Hayvanlara sıkıyorsunuz ama. Bunu ettiğim masrafa ben mesela her avda buna bir ettiğim masrafa ben 2 kilo et alırım. Alırsın. Tavuk da alırsın 3-4 tane. Yani onu da yaparım da bunu ayrı bir zevki var. Bunun. Yani ayrı avlanıyorsun. O da senin sevgin. Bilmiyorum ki. İyi, teşekkür ettik bizimle röportaj yaptığı için. Avcı şarjı. Sus.
arkadaşlar. Bizim dağlar biraz da çetin, çok engemenli, hep yokuş, çıkışlı, inişli. İnsan tek başına olunca, hayvan biraz kalabalık olunca insan yoruluyor. Yani inanın ki yoruluyor. Çünkü bir çıkıyorsun bir iniyorsun, bir çıkıyorsun bir iniyorsun. Şimdi insan ta şu uçtakini çevirmeye çalışsan bize bu tepeye doğru yol alır. Yani düz yer olsa insan hayç eder, huç eder, döner. Tekeye inanmıyorsanız tekeye sorun. Teke de aynı dertte. Fukara gazi gazi ot çok. Ot dayaların içinde yok. Yani yeşil ot, kuru ot, tohum. Her şeyden dört dörtlük var. İstediğin şekil. Ama gelin ki koyunlar çok dağılıyor. Balans toplayayım. Duman da hiç yardım etmiyor. Duman her zaman yay atıyor. Yani beni takip ediyor. Kara keçiye bak. Kara keçi böyle kayaların içine seviyor ya ilma. İçinde çeşit çeşit beğendiği otları. Koyunlar ağzını sürmüş olmayacak. Ondan önce hiçbir hayvan otu yemiş olmayacak. Girip yiyor. Çumar. Çumar, anladın mı benden bir şey? Bu dağlarda benden çobancılıktan bir şey anladın mı? Sen bile yoruldun. Ben de yoruluyorum. Daha hayırlısı çevirelim, böyle bir araya getirelim, bir toplayalım. Kimisi bu tarafa gidiyor, kimisi ortada, kimisi o tarafa doğru yön almış gidiyor. Bakalım.